Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle İstanbul'daki Fen ve Anadolu Liselerinin 2019-2020 kontenjanlarının karşılaştırılması ve 2018-2019 en düşük yüzdelik dilimleriyle yine birlikteyiz. Ayrıca videomuzda Türkiye'nin en iyi liseleri İstanbul Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Lisesi'nin de kontenjanları ve yüzdelik dilimleriyle yine birlikte olacağız. Fen liseleriyle başlayalım. Arkadaşlar İstanbul'da 14 tane fen lisesi var. Geçen yıl 12 idi. 2 tane arttırıldı. 14 tane oldu. Videomuzda arkadaşlar 2019 kontenjanları bu sütunda, 2020 kontenjanları bu sütunda, 2018 en düşük yüzdelik dilimleri ve 2019'da en düşük yüzdelik dilimleri bu sütunumuzda, en son sütunumuzda yer almakta. Ayrıca arkadaşlar okulları ilçe alfabetik sırasına göre sıraladım. Buna göre yeri geldiğinde videoyu durdurup bakabilirsiniz. Göze çarpan liselerle başlayacağım arkadaşlar. Fen liseleri arasında İstanbul Atatürk Fen Lisesi arkadaşlar. Bakın 0,27'lik dilimle 2018'de alırken 0,2'lik dilime düşmüş. Kontenjanına baktığımızda arkadaşlar 2019'da 150 iken 2020'de 204 kontenjana çıkmış. 54 kontenjan artmış. Birçok fen lisesinin arkadaşlar dikkat ettiyseniz 2020 kontenjanlarında artış mevcut. Anadolu liseleriyle devam edelim. Arkadaşlar Arnavutköy Anadolu Lisesi ile başladık. Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçeli Evler Anadolu liseleriyle devam ettik. Arkadaşlar yine 2019 ve 2020 kontenjanlarına baktırıldığında 2020 kontenjanları bayağı bir arttırılmış. Bahçeli Evler'deki göze çarpan Anadolu Lisesi, Adnan Menderes Anadolu Lisesi arkadaşlar 150'den 200'e çıkarılmış. 1,4'lük yüzdelik dilimle alırken 2018'de, 2019'da 1,29'a düşmüş. Devam edelim arkadaşlar. Bakırköy, Başakşehir ve Bayrampaşa'daki Anadolu Liselerine baktığımızda arkadaşlar bütün yüzdelik dilimlerine ve kontenjanlarına dikkat edelim. Kontenjanlar 2020'de bayağı bir artmış. Yüzdelik dilimleri de 2019'da arkadaşlar en düşük yüzdelik dilimlere baktığımızda yine 2018'e göre daha az yüzdelik dilimle almış. Yani daha puanı yüksek olan öğrencilere almışlar. Burada baktığımızda Yeşilköy Anadolu Lisesi göze çarpıyor. 120'den 160'a çıkarılmış. 2,69'luk yüzdelik dilimde alırken 2,26'ya düşmüş arkadaşlar. Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü ve Beyoğlu'daki Anadolu liseleriyle devam edelim. Burada arkadaşlar en fazla göze çarpan Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi 180'den 204'e 24 kontenjan arttırılmış. 0,14'lük kontenjanla alırken 2018'de 2019'da 0,11'e düşmüş. Yine Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi 150'den 170'e çıkarılmış kontenjanı. 1,14'ten alırken 1'e düşmüş 2019'da. Ve arkadaşlar Türkiye'nin en iyi lisesi Galatasaray Lisesi arkadaşlar kontenjanı değişmemiş. Yüzdelik dilimi 0,05'ten alırken 2019'da 0,01'den, yani full çekenler almış arkadaşlar kısacası. Devam edelim. Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenyurt, Eyüp Sultan, Fatih'teki Anadolu liselerine bakıyoruz şimdi. Burada yine göze çarpan Anadolu liselerine bakalım arkadaşlar. Bu yıl Çekmeköy'e bir Anadolu Lisesi, Özden Cengiz Anadolu Lisesi açılmış. Yine arkadaşlar Çağaloğlu Anadolu Lisesi Fatih'te 180'den 204'e 24 arttırılmış. 0,45'lik yüzdelik dilimle alırken 2019'da 0,34'e düşmüş. Bakın yüzdelik dilimi daha düşük öğrencileri almış, artmış. Yine İstanbul Erkek Lisesi Türkiye'nin en iyi liselerinden biri arkadaşlar. 180'den 204'e 24 kontenjanı artmış. 0,08'de alırken 0,06'ya inmiş. Yine Pertevenial Lisesi arkadaşlar Fatih'te 1,98'den 1,5'a düşmüş. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Anadolu liselerinin kontenjanları artmış. Devam edelim. Gazi Osman Paşa, Güngören, Kadıköy ve Kağıthane'deki Anadolu liseleriyle. Arkadaşlar burada göze çarpan Anadolu Lisesi'ne baktığımız zaman Kadıköy Anadolu Lisesi arkadaşlar 240'tan 306'ya kontenjanı artmış 2020'de.
2018'de 0,93 yüzdelik dilimden alırken 2019'da 0,7 ile almış ama kontenjanı çok artmış. Bu sizin için iyi bir haber arkadaşlar. Devam edelim. Kartal, Küçükçekmece ve Maltepe'deki Anadolu liseleriyle. Burada gözde çarpanlar yine Burak Bora Anadolu Lisesi arkadaşlar. 20 kontenjan artmış. Yüzdelik dilimi 2019'da yine düşmüş arkadaşlar. Bakın. Devam edelim arkadaşlar. Pendik, Sancaktepe, Sarıyer ve Silivri'ye. Burada göze çarpan Anadolu Lisemiz arkadaşlar pek yok. Fakat arkadaşlar Sancaktepe'de yeni bir Anadolu Lisesi açılmış. Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi 320 kontenjanı var. Yine arkadaşlar Sarıyer'de bir Anadolu Lisesi de yine açılmış. Özdemir Sabancı Amerikan Anadolu Lisesi 102 kontenjanıyla bu yıl açılmış. Sultanbeyli, Şişli ve Tuzla'daki Anadolu Liseleriyle devam edelim. Arkadaşlar burada göze çarpan Anadolu Lisesi Nişantaşı Anadolu Lisesi bakın 42 kontenjanı artmış. 3,7'den 2,94'e düşmüş. Yine burada göze çarpan Anadolu Lisemiz. Arkadaşlar Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu'daki Anadolu Liselere baktığımızda arkadaşlar göze çarpan Anadolu Lisemiz Haydarpaşa Anadolu Lisesi 1,48'den 1,34'e düşmüş 2019'da yüzdelik dilimi olarak. Kontenjana baktığımızda arkadaşlar kontenjanı bayağı bir arttırılmış. 180'den 272'ye çıkmış. Burada arkadaşlar yeni açılan Üsküdar'da bir Anadolu Lisesi Hacı Sabancı Anadolu Lisesi 136 kontenjanı var. Yeni açılmış bir Anadolu Lisemiz. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.